İğne biyopsisini tiroid organının patolojilerini ortaya çıkarmak adına yapıyoruz. İnce iğne aspirasyon biyopsisi olarak değerlendirilir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi bildiğimiz enjektörlerle yapılır. Plastik enjektörlerle. 20 cc'lik enjektör kullanıyoruz. Enjektörün ucuna G21 yani ince bir iğne ile bu biyopsi işlemini gerçekleştiriyoruz. Hastamızın biyopsiye gelirken tok karnına gelmesini öneriyoruz. Ayrıca aspirin kullanımı varsa hastamızda öncelikle 3 veya 4 gün öncesinden aspirin kullanımını kesmesini söylüyoruz. Hemofili veya kan hastalığı olan hastalarımızda kanama sorunu olan hastalarımızın öncelikle bizlere bildirmelerini söylüyoruz. Ayrıca kapak ameliyatı geçiren veya atrial fibrilasyon gibi ritim sorunu olup da hastalara Coumadin başlandıysa bu hastalarımızın Coumadin'i 3 veya 4 gün önceden kesmeleri ve patılaşmanın bozulmasını engellemek adına fraksiparin dediğimiz heparini en az 3 veya 4 gün önceden Coumadin'i keser kesmez heparini geçiyoruz ve neticesinde tok karnına bize geliyorlar. Biyopsi palpasyonla veya ultrason eşliği altında yapılabilir. Palpe edebildiğimiz yani 1 santimden daha büyük nodüllerimizi fikse etme açısından palpe ederek daha kontrollü bir şekilde biyopsi alma açısından palpasyonla yapılmasını öneriyoruz. Ve palpasyonla iğneyi batırdığımızda negatif bir güç vererek hastayı bütün radyal tarzda yani nodülün hemen hemen bütün bölgelerinden örnek almaya çalışıyoruz. Ultrason işliğinde daha küçük, 1 santimin altındaki küçük nodülleri ultrason işliğinde yapmaya çalışıyoruz. Görerek posteriorda yani tiroid bezin arka tarafında ulaşamadığımız nodülleri ultrason işliğinde almaya çalışıyoruz.